Kıymetli seyirciler, 13. ve 14. yüzyıllarda yaşamış silsile-i Aliye büyüklerinden ve Evliya'dan Ali Ramiteni Hazretlerini takdime devam ediyoruz. Ali Ramiteni Hazretleri, Pir-i Nessaç ve Azizan isimleriyle şöhret bulmuştur. Kendisi ibadet ve derslerden sonra boş zamanlarda helal lokma kazanmak için dokumacılık yapardı. Bu sebeple kendisine, dokumacı şeyh manasına pir nesac derlerdi. Ali Ramiteni Hazretleri ile aynı yüzyılda yaşayan büyük alim Rükneddin Alaüddevle Semnani zaman zaman şeyh hazretlerine mektup yazar ve sorular sorardı. Bir gün yine bir talebesi gelerek Ali Ramiteni Hazretlerine hocasının şu sorulara cevap istediğini bildirdi. Sorulardan birisi şöyleydi. Biz gelenlere her hizmeti yaptığımız halde gelenler size gelir. Biz mükellef sofralar, çeşit çeşit yemekler ikram ettiğimiz halde sizde böyle bir şey yokken gene de insanlar sizden razı, bizden razı değillerdir. Bunun sebebi nedir? Cevap, minnet karşılığı hizmet edenler çoktur. Hizmetini minnet bilenlerse azdır. Çalışınız ki hizmetinizi minnet bilesiniz. O zaman şikayetçiniz olmaz. İkinci soru şuydu. Duyduğumuza göre sizi Hızır Aleyhisselam terbiye etmiş. Bu nasıl olmuştur? Cevabı şöyle oldu. Allahü Teala'nın zatına aşık öyle kulları vardır ki Hızır da onlara aşıktır. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin en büyük talebelerinden olan Seyit Ata zaman zaman Ali Ramiteni Hazretleri ile buluşur görüşürlerdi. Ancak buna rağmen bir gün Seyyid Ata'nın dilinden Azizan Hazretlerini inciten bir söz çıktı. Aynı gün Asya işlerinden gelen çapulcu alayları Seyyid Ata'nın bulunduğu havaliyi yağmalayıp oğlunu da esir alıp gitmişlerdi. Seyyid Ata rahmetullahi aleyh başına gelen bu felaketin Azizan Hazretlerini üzmenin cezası olduğunu anladı. Ve yaptığına çok pişman oldu. Büyük bir ziyafet hazırladı. Özür dilemek için Ali Ramiten'i Hazretlerini davet etti. Azizan Kudsesi Ruh Hazretleri Seyyid Kudsesi Ruh'un maksadını anlayıp ricasını kabul etti ve davetine icabet etti, geldi. Bu mecliste pek çok alim ve veli vardı. Sofralar kuruldu, Herkes buyur edildiğinde Ali Ramiteni rahmetullahi Ali, Seyyid Ata'nın esir düşen oğlu gelmeyince Ali bu sofradan ağzına tuz koymaz ve elini yemeklere uzatmaz dedi. Ve sonra bir müddet sessiz beklediler. Orada bulunanlar bu sözün ne demek olduğunu düşünürlerken birden kapı çalındı. İçeriye Seyit Ata'nın oğlu giriverdi. Bu hali görünce meclisten bir feryadı figandır koptu. Oradakiler şaşırdılar, dona kaldılar. Gelen gençten yağmacılardan nasıl kurtulduğunu sordular. Genç de şu anda bir grup kimsenin elinde esirdim. Elim ayağım iplerle bağlıydı. Şimdi ise kendimi yalnız da görüyorum. Nasıl oldu? Ellerim nasıl çözüldü? Beni kim kurtararak on günlük yoldan geldim? Hiçbir şey bilmiyorum dedi. Meclistekiler bunun Azizan Hazretlerinin bir tasarrufu ile olduğunu anladılar. Her biri onun talebesi olmak şereflendiler. Ali Ramiteni Hazretleri sohbetlerinde talebelerinin zaman zaman sorduğu sorulara şöyle cevaplar vermiştir. Allahü Teala mümin bir kulunun gönlüne bir gecede 360 defa nazar eder sözünün manası şudur. Kalbin vücuda açılan 360 penceresi vardır. Gönül Allahü Teala'nın zikriyle kaynayıp coşunca Allahü Teala o kalbe nazar eder. Bu nazarla kalbe doğan feyizler ve nurlar bu 360 koldan bütün vücuda yayılır. Böyle nurların ve feyizlerin yayıldığı bir uzuv kendi haline göre zevkle ibadet eder. Yapılan taat ve ibadetlerden lezzet alınır. Bir başka sefer buyurdular ki talebenin maksadına kavuşması için çok çalışması, nefsini terbiye etmek için çok uğraşması lazımdır. Fakat bir yol vardır ki ruhu kısa zamanda yüksek derecelere ulaş, ulaştırır. O da Allahü Teala'nın sevgili kullarından birinin gönlünü kazanmaktır. Zira onların kalbi Allahü Teala'nın nazar ettiği yerdir. Hallacı Mansur zamanında büyük mürşit Abdülhalik Goncduani Hazretlerinin talebelerinden birisi bulunmuş olsaydı elbette ona imdad edip tasavvufun en yüksek makamlarına çıkarırdı. Halle Mansur'da Mansur da o hallere düşmezdi. Allahü Teala'ya hiç isyan etmediğiniz bir dille dua ediniz ki duanız kabul olsun. Duanızı öyle bir delil araya koyarak edin ki o günah işlememişlerden olsun. O delil Allah dostudur. Onlara tevazu ve sevgi gösterin ki sizin için dua etsinler yine buyurmuştur ki iki halden kendinizi sakının. Söz söylerken bir, ikincisi de yemek yerken. Halkı hakka davet eden kimse canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl uğraştığı hayvanın huyunu ve istidadını bilip de ona göre davranırsa o kimse de öyle davranmalıdır. Ali Ramiteni Hazretleri yine buyurmuştur ki, İbadetlere sarılmak ve onları yerine getirmek lazımdır. Böylece kendini kusurlu bilerek taat ve ibadete yeniden başlamalıdır. Ali Ramiteni, Kudisesi Ruh Hazretleri "Ey iman edenler, yüce Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe ediniz." mealindeki Tahrim Suresi-i Celilesi'nin 8. ayet-i kerimesini açıklarken buyurdu ki: Bu ayet-i kerimede hem işaret hem de müjde vardır. Tövbeden dönseniz de tövbe ediniz demesi işarettir. Müjde ise tövbenin kabulüdür. Çünkü Allahu Teala tövbeyi kabul etmeyecek olsaydı bunu emretmezdi. Emretmesi kabul etmesini gösteriyor. Ancak tövbe dilden değil gerçekten kusurunu bilerek kalpten olmalıdır. Bir gün Mevlana Şeyh Bedreddin Meydani Hazretleri Ali Ramiteni Hazretlerine gelerek şöyle sordu. Allahu Teala Ahsap Suriye'yi Cellesinin 41. ayet-i kerimesinde mealen Ey iman edenler Allah'ı çok zikrediniz buyurmaktadır. Bu zikirden murat, mana dil zikri midir yoksa kalp zikri midir? Ali Ramiteni Hazretleri bu soruyu şöyle cevapladı tasavvuf yoluna ilk girenler için dil zikridir. İşin sonuna varanlar için de kalp zikridir. Bu yola ilk giren kimse, Yüce Allah'ı kendini zorlayarak da olsa zikretmeye çalışır. Yolun sonuna varan kimsenin durumu ise öyle değildir. Kalp zikirden etkilenince, onun bu etkisi bütün bedene varır. Hemen her organ zikretmeye başlar. İşte o zaman çokça zikir başlar. Yine o zaman bir günlük ibadet bir senelik ibadet yerine geçer. Harezm'de pek çok talebe yetiştiren Ali Ramitani Hazretleri 1321 veya 1328 yılında vefat etti. İhtiyaç sahipleri kabri şerifini ziyaret ederek mübarek ruhaniyetinden istifade etmektedirler. Efendim, yarın Ali Ramitani Hazretlerinin talebelerinden ve sevgili bir kulun nasıl olması gerektiğinden bahsedeceğiz inşallah. Hoşçakalın.